Bir varmış, bir yokmuş. İstanbul diye bir masal şehri varmış. Her kaldırımında kırık hayaller olan bu şehri seven çok ama onu sevdiği yokmuş. Ben onu tanıyorum. Gaddardır İstanbul. Yalnız güçlere yer vardır sokaklarında. Ya güçlü ya suçlu olursun burada. Zayıf ve masumlara yer yok İstanbul sınırlarında. Güçlü olanın masumda kalabilmesinin ise tek şartı var. Hayaller. Hayallerinin peşinden koşarsan İstanbul sana asla yetişemez. Ben bu yüzden koştum. Babamın bana sunduğu şaşalı ve zengin hayatı reddedip hayallerimin peşinden koştum. Babamın hayallerine ait olmadığımı çok küçükken anladım. Büyük bir hayranlıkla baktığım o şey babamın devasa holding binası değildi. Binanın önünde duran güvenlik görevlileriydi. Tabii ben onların o zaman güvenlik görevlileri olduklarını bilmiyordum. Hayatım boyunca hep bir polis olmak istedim. Neden mi? Çünkü kurduğun hayaller yaralarının kabuklarıdır. Siz kim oluyorsunuz da benim evime, Necde Tırmağ'ın evine geliyorsunuz? Hakkınızda şikayet var efendim. Bak, bana müdürünü aratma. Hele hele bakan beyi bu saatte uykusundan uyandırmak zorunda hiç bırakma. Al bakayım şunu. Senin çocuğun var mı? Var efendim. Okuyor mu? İlkokula başlayacak. Çok iyi. İstanbul'da okusun o çocuk. Böyle doğuda moğuda okumak çok zor oluyor. Al şunu. Bu da Necdet amcasından eğitim giderlerine bir katkı payı olsun. O benim ilk büyük yaramdı. O gece karar vermiştim. Polis olacaktım. Ama onun gibi değil. Haklıyı ve hakkı savunan ve onun için mücadele eden bir polis olacaktım. Ve sonunda bu hayalimi gerçekleştirdim. Tabii babamı karşıma alarak. Ne diyorsun oğlum sen? Söylediklerini kulağın duyuyor mu? Saçmalama. Polis olamazsın. Şirketlerin kurşuna geçeceksin. Özel harekat kursumuzu birincilikle tamamlayan Doruk Irmak'ı ödülünü almak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz edin. Çoğu insan mesleğini sevmez. Oysa kendi hayalini yaşayınca, hayalini gerçekleştirince o işe iş olarak bakmıyorsun ki. Ben hayalini kurduğum o adam oldum. Hayalinde hakkını vermek gerek değil mi? 5 yılın sonunda teşkilatın en gözde komiseriydim. Hem rüyamın hem kabusumun geçtiği, masalımın başladığı şehir. İstanbul. Kötülüğün suça dönüşmek için fırsat kolladığı bu güzel şehrin tüm bataklıkları beni tanıyordu artık. Lütfen boşaltın. Hanımefendi giremezsiniz. Ya girmem lazım. Hanımefendi giremezsiniz. Kulüp kapatıldı. Ya telefonumu alacağım. Hanımefendi lütfen. Ama boşaltın. Herkes kapının önünü boşaltsın. Seni görürsün. Maske! Serap, hayatımın aşkı. Onunla ilk karşılaşmamız çok romantik olmuştu. Kafanı sakla, kafanı sakla! Allah, mekanda sivil var. Niye kontrol etmediniz abi? Mekanda sivil var. Oh!
Riske atamazdın Devran. İyi misiniz hanımefendi? Evet iyiyim. Ama artık evime gitmek istiyorum. Arkadaşlar birazdan ifadenizi alıp sizi eve bırakacaklar. O adamı ben de vurabilirdim. Polis olan benim hanımefendi. Güzel silahmış. CZ-75. Çift hareketli. Azami menzil 200 metre. Tesirli menzil 50 metre. Sen de mi polissin? Yok. Ben bir yazarım. Bir bloğum var. Babam silahlara karşı çok ilgiliydi. Ondan kalma bir heves diyelim. Bir gün hayatına biri çıkar ve tüm hayatını değiştirir. Baban seni silah konusunda iyi eğitmiş. Nerede şimdi? Babamı kaybettik. O benim her şeyimdi. O gittikten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Kalp krizi geçirdi. Özür dilerim. Yarını deşmek istemezdim. Önemli değil. Yani ondan bahsedilmesi hoşuma gidiyor. Böylece onu hiç unutmuyorum. Hem ben annem gibi değilim. Annem, babam öldükten kısa bir süre sonra başka biriyle evlendi. Sonra biz Paris'e taşındık. Ben yapamadım, geri döndüm. Ya biz daha yeni tanıştık, ben sana nelerden bahsediyorum. Yok canım, bilakis seni tanımak hoşuma gidiyor. Hem bak, hayatlarımız oldukça benzer. Ben de annemi kaybettim. Benim babam da aynı senin annen gibi. Annem ölür ölmez gitti, başkasıyla evlendi. Belki de o yüzden ilk tanıştığımızda sana karşı böyle tuhaf bir şey hissettim. Nasıl tuhaf bir şey? Sanki diğer yarınmışsın gibi. Kahveler hazır. Sağ ol. Gezmeyi çok seviyorsun bakıyorum. Evet. Farklı ülkeleri görmek, farklı kültürleri bakmak hoşuma gidiyor. Yani bana özgürlüğümü hatırlatıyor. Ben hayatımda hiçbir şeye bağımlı olarak yaşamadım. Yani düşünsene, sabah 8, akşam 5. Yani ben böyle bir işte çalışamam, Allah korusun. Yani kafam estiğinde ben bir yerlere gidebilmeliyim. Yaşamak güzel şey. Öyle de. Bir şeye bağımlı değilim diyorsun ama sen de özgürlüğüne bağımlısın. Yani aslında öyle galiba. Ama daha özgür olabiliriz. Daha özgür, ne gibi mesela? Evet. Mesela daha fazla eğlenebiliriz. Ya bu değil ya, hayır ya. Cengiz Kurtoğlu ya, bir tanedir ya, abim benim ya. Şaka değil mi? Hayır, değil. Abi, bir sene ben de geliyorum. Seninle her günüm ömre bedeldi. Gönül dediğimde bağımdım benim. Unutmak mümkün mü? Liselim seni. Ben... Söz. Bütün dünyayı gezeceğiz. Benimle evlendi misin? Evet. Evet.
Evlenmeyi hiç düşünmüyordum. Tamamen mesleğime odaklanmıştım ama Serap bana şunu öğretti. Sen hayatın hakkında ne kadar plan yaparsan yap, onun senin hakkında bambaşka planları vardır. Doruk benim can kardeşimdir. Sağlık, mutluluk, sıhhat. Bizim Emre var ya, şu Alaz'ın sürekli dalga geçtiği. Karısının Isparta'ya köye tayini çıkmış. Bebeğim tuz verir misin? Neyse, bu da tutturdu. Ben de köye tayinimi istiyorum diye. Bebeğim, tuz lütfen. Çocuklar bir dalga geçiyorlar. Göreceksin. Serap, tuzu alabilir miyim? Ben hamileyim. Allah! Vallahi kız çocuğumuz olacak şimdi bizim. Yavaş yavaş. Allah'ım, çok şükür sana. Her şey çok hızlı gelişmiyor. Evet, aşık olduğum kadınla evlenmiştim. Ve benim masal prensesim doğmuştu. Çok mutluydum. Çocuğumun geleceği için çok çalışmalıydım. Hep daha çok çalışmalıydım. Mesleğimde ilerleyip iyi bir kariyer yapmalıydım. Ben bütün bunları yaparken bir şeyi gözden kaçırmıştım. Aşık olduğum kadını. Serap'ı çok fazla ihmal etmiştim. Oysa aşk ihmale gelmez. Kalbin zamanla atmayı da unutur. Ölürsün. Daha kötüsü onu da öldürürsün. O yüzden başını kaldırıp gözlerinde tanıdık bir bakış ararsın. Yoktur. Aranızdaki her neyse terk etmiştir ikinizi de. Biz de öyle. Terk etmiştik birbirimizi. Artık aynı evde iki yabancı gibi olmuştuk. Eve erken geldiğim ender zamanlarda bile Serap'ı gözüm hiç görmüyordu. Aşık olduğum o kadın artık sanki sadece çocuğumun annesiydi. Konuşmuyorduk. Cümleler hiç bu kadar ağır gelmemişti. Altında kalıyorduk sanki her kelimenin. Dilimiz dönmüyordu işte konu birbirimize gelince. Yüzümüz de birbirine dönüklüydü ya. Birbirimizden her gün biraz daha uzaklaşıyorduk. Neyse. O kadar konuşmuyorduk ki anneliğin onda bir travma yarattığını fark etmemişim bile. Yeter!
lütfen sus! Sus diyorum sana, sus! Sus, anlıyor musun? Sus! 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 Ayaklarıma kara sular indi ha. Aylardır peşindeyiz. Bir örgüt lideri bir gün daha gecikseydik bütün İstanbul'u kana bulayacaktı. Ne yapıyorsun kızım, ne yapıyor, nasıl? Serap, iyi misin sen? Dokunma bana! Dokunma! Serap, iyi misin sen? Sen git kızımla ilgilen. Ne oluyor kızım, iyi misin sen ya? Hiç iyi değilim. İyi değilim. Benim biraz hava almam lazım. Hava mı alacaksın? Ne, bu saatte mi? Evet, bu saatte. Delirdin mi kızım? Nereye gidiyorsun bu saatte? Uyandın mı sen? Gel baba, senin üstünü bir değiştirsin, sonra seni hapur hapur yesin. Hapur hapur yesin güzel kızım. Çok üzgünüm Doruk. Ben artık bu hayata dayanamıyorum. Çocuğundan vazgeçmek bir anne için hiç kolay değil. Ama ben bunu yapmak zorundayım. Kendimi uzun zamandır hiç iyi hissetmiyorum. Her gün... Benim için her şey daha da kötüye gidiyor. Artık kendi bebeğime zarar vermekten bile korkuyorum. Bunu yapmak istemezdim. Ama ona benden daha iyi bakacağından eminim. Hayat bizim yerimize planlar yapar. Görevimiz itaattir. Ama önce isyan olur el mahkum. Sokak sokak aradım onu. Her köşe başında bekledim. Ama bulamadım. Ben de yapabileceğim tek şeyi yaptım. Kızımı tek başıma büyüttüm. Yalanlarım da oldu. En çok da onun hakkında. Ama mecburdum. Masallarda anneler çocuklarını hiç terk etmezdi. Çocuklar da gerçekleri duymak için çok küçüktü. Lan bebeğim, ağlama. Sen otur. Ağlama. Ben besledim seni. Altını da değiştirdim. Niye ağlıyorsun hala? Ya biraz sussan benim için bari azıcık, iki dakika falan, ha? Ulan ya Rabbim, yardım et bana ya. Sütünü verdim, altını değiştirdim, daha ne yapayım bilmiyorum Allah için ya. Kız bu ne, cinayet mahalli gibi. Elbette bu kolay olmadı. Ancak zamanla alıştım ve nasıl iyi bir baba olunacağını öğrendim. İddiam baki, en iyi ben bez değiştiririm. Gaz konusunda fahri doktora sahibiyim. Üstelik çocuk da yaparım, kariyer de dedim. Ve babalığın yanında polislik kariyerimde de ilerlemeye devam ettim. Serap'tan ilk ve tek haber bizi terk ettikten 6 ay sonra geldi. Kardeşim. Uyuyor. Fatoş nasılsın? İyiyim. Biz her şey içinde. Bakıcı da gelir bir saate. Ya, kusura bakma Fatoş ya, işe gitmem lazım. Çok da geç kaldım. Olur mu Doruk? Zeynep bizim de evladımız. Kardeşim o Serap'tan geldi. Ne varmış, ne istiyor? Boşanmak istiyor. Aman canım, cehenneme kadar yolu var. Çocuğu vermem. Zaten çocukla ilgili bir talebi yok ki. Tamam, defolsun gitsin o zaman. Al, hallet. Tamam, eyvallah. Çocuğu... Tebrikler. Başarılar.
Ve küçük prensesim büyüdü. Onunla beraber kendimize yepyeni bir yuva kurduk. Güzeller değil mi? Fatoş, siz olmasanız ne yapardım bilmiyorum. Saçmalama. Biz ne yaptık ki? Daha ne yapacaksınız? Zeynep'i Miray'la beraber kendi kızınız gibi büyüttünüz. Neyse, bu sene yükün hafifliyor. Yuvaya başlayacak. Oynarken öyle demiyordun ama. Hayır. Ben de sen bana çocuk derdin. Hem senin bu şakaların yetişkin bir ebeveye hiç yakışmıyor. Yetişkin bir ebeveyn. Nereden öğrendin sen bu lafları? Televizyondan mı? Hayır. İnternetten tabii. İnternetten. Hayır, o parmakları, bu parmaklarla mı diyorsun sen internete? Evet. Yerim var o parmakları. Hayır, yemeyim. Yiyeceğim. Okula mı başlayacağım? Parmaksız başlarsın. Evet Zeynepciğim, artık arkadaşlarınla tanışma vaktin geldi. Baba, sen de gel. Ben gelemem kızım. Burası okul, okul çocuklar için. İş yerleri de büyükler için. Beni buraya almazlar. Değil mi öğretmen hanım? Evet Zeynepciğim, ama istersen baban seni burada bekleyebilir. Sen içeride arkadaşlarınla oynarken baban da seni burada bekler. Olur mu? Ya, burada mı hocam? Evet, bir oryantasyon sürecimiz oluyor zaten. Olur, ben beklerim tabii kızımı, her yerde beklerim. Ama gitmek yok. Ben seni bırakıp bir yere gider miyim masal prensesim? Hı? Bak, şu koltuğu görüyor musun? Orada oturacağım, seni bekleyeceğim. İstediğin zaman çıkar bana bakarsın. Tamam mı? Hadi bakalım. Babana el salla. Hayır abi, laptopum yanımda yok ki. Şüphelinin eşkal fotoğraflarını gönder bana. WhatsApp'tan gönder. Laf. Prensesim benim, ne oldu? Sen istersen üstüne git. Okul çıkışında beni almaya gelirsin. Hem burası çocuklar için. Ha, baksana, hiç kimsenin babası beklemiyor. Evet, haklısın galiba. Ama beni unutma, tamam mı? Ben seni hiç unutur muyum? Sen benim masal prensesimsin. Hadi sınıfına. Günaydın. Günaydın Emre. Günaydın. Devrem, nasılsın? Hoş geldin. İyi, sağ ol Devrem. Senden ne haber?
Gönder belki aldır oğlum, ne var? Oğlum şu kapı kolunu yaptırın dedik lan. Müdür odası olacak. Mahmut. Alıştın mı prenses? Allah şükür Rabbim, bugün beni azat etti. İyi iyi maşallah. O zaman benden de güzel bir haber sana. Bak ta yukarılardan haber geldi. Terfin yoldaymış oğlum. Hiç sanmıyorum ya. Ya Allah Allah. Devran biliyorsun benim istihbaratım sağlamdır. Yalnız seni tebrik ederim kardeşim. Hem tek başına çocuk büyütüyorsun hem de terfi alıyorsun be. Dur oğlum, ortalığı velveleye verme lan. Şşş. Sen o işi bana bırak. O iş bende. Sen bu aralar işlerini aksatma yeter. Tamam. Ne? Bana tuzu verir misin Masal Prenses'e? Tamam babacığım. Baba, sen bana neden Masal Prenses'in diyorsun? Çünkü sen doğduğun zaman benim masalım başladı. Sen de onun prensesi oldun o yüzden. Yemek yanıyor, yemek yanıyor, yemek yanıyor. Hiç komik değil. Tavuk öldü. Baba, annen neden beni bırakıp gitti? Canım. Kaç kere söyledim sana, annen seni bırakıp falan gitmedi. Hmm. Annen bir hastalığa yakalandı. Sana bulaştırmamak için uzaklara gitti. İyileşince geri gelecek. Ben çok bekledim. Gelsin. Yeter bu kadar. Söz, yaklaşmam. Hastalığını bana bulaştırmaz. Hem burada olursa yemek derdi yanmaz. Tamam, ne var? Yemekleri yaktık ama pizzayı kaptık değil mi? Pizza güzel değil mi? Pizzanı yesene. Neden hiç telefonlarını açmıyor? Açabilir. Çünkü annen Afrika'nın ortasında telefon olmayan bir yerde. Telefon olsaydı seni aramaz mıydı? Arardı tabii ki. Ama haber göndermiş, birkaç gün sonra telefon alan bir yere gidecekmiş, oradan seni arayacak, söz verdi, tamam mı? Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Şimdi pizzanı yer misin lütfen? Ne zaman? Birkaç gün içinde, pizzanı ye. Ya cimcime, sen neredesin ya? Niye bu kadar arayı uzattın sen? Vallahi bir dahakine ekip otuzu göndereceğim sana. Zeynep. Emre abi. Zeynep tatlım, hoş geldin. Hoş bulduk Seda abla. Resim yapalım mı? Olur tabii, gel. Ne o? Eşkar resmini yaptıracaksın çocuğa. Efendim? Ne diyorsun oğlum sen? Ne oldu ya? Bizimkiler Kadir Özel'in peşindeydi biliyorsun. Aha bugün bıraktım dosyasını. Şerefsizler. Huylanmış, çatışma çıkmış. Yeni mezun bir çocuk vardı. Sinoplu Salih. Ha. Şehit düşmüş. Rabbim şehadetini kabul etsin. Tabii Salih şehit düşünce de Kadir Volta. Canım, şimdi sen git resim çiz ablanla, sonra konuşuruz, tamam mı? Ya ne zaman her şeyi söylerdin? Hiçbir şey. Zeynep, şimdi işimiz var, sırası değil, tamam mı canım? Sonra. Tamam. Baba. Ben şey ne demek biliyorum. Bilim demek değil mi? Bebeğim. Bebeğim nereden çıkardın şimdi bunları? Sen düşünme böyle şeyleri. Baba sen şehit olmayacaksın değil mi? Tabii ki şehit olmayacağım. Bebeğim ben seni hiç bırakır mıyım Masal Prensesim? Ben de seni hiç bırakmayacağım babacığım. Merak etme, ölene kadar yanında olacağım.
Ya Fatoş hiç zahmet etmeseydin ya. Geç oldu zaten. Ben Zeynep'i alayım gideyim. Ya olur mu öyle şey? Çayları yeni yaptım. Yatırsaydım çocuğu. Ya tamam işte kalıyorsunuz birader, Allah Allah. Ben kızları yatırayım. Kızlar uyku vakti. Biz beraber uyuyacağız. Evet. Yaşasın. Hadi hadi. Uyku vakti diyorum. Yarış barış yok. Kardeşim nasılsın? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? İyi birader, senden ne haber? Ne var ne yok? İyi kardeşim, ne olsun işte ya. Geyik yapma oğlum, hadi de gel. Polisim oğlum ben, niye şaşırıyorsun? Kafamın arkasında gözlerim var lan. Bütün akşam kaş göz hareketleri falan ne çeviriyorsunuz siz karı koca? Ya oğlum bir şey de anlama be. Tamam. Şey, ya sen anladım tamam yani hani çocuğunu adadın kendine ama... hayat böyle geçmez be birader. Tamam, anlaşıldı sizin derdiniz. Bizim derdimiz değil, senin derdin. Hatta senin de değil, Zeynep'in derdi. Ya sen fark etmiyorsun ama o istemiyor mu zannediyorsun bir aile ortamında büyümeyi? Tamam eyvallah. Yani şimdi küçük. Fakat yani... yarın öbür gün isteyecek o küçücük kalbinle. Yamaç, ne yapayım? Zorla kadın mı getireyim eve? Ha? Evlendirme programına mı çıkayım? Ne yapayım yani? Çok zekisin birader. Ben onu mu diyorum sana ya? Ya birader bak, etrafında bir sürü kadın var. Ama sen kapatmışsın kendini. Hiçbirine bakmıyorsun. Dur bakayım, geliyorum şunu. Hoş geldin. Gel canım. Ayda tanıştırayım. Doruk benim en yakın arkadaşım. Ayda da Fatoş'un kuzeni. Çok memnun oldum. Memnun oldum. Otursanıza. Otursana oğlum. Fatoş teyze. Sen daha uyumadın mı Zeynep'ciğim? Sana bir şey diyebilir miyim? Söyle bakalım. Ben bu gece uyuyana kadar sen benim annem olur musun? Bir tanem ben senin annen sayılırım zaten. Gel bakalım. Şimdi güzel güzel uyu, tamam mı? İyi geceler anne. İyi geceler kızım. Siz ne işle uğraşıyorsunuz peki? Sanat tarihi okudum. Ressamdım. Kanada'da yani. İşte yavaş yavaş networkler falan tanınmaya da başlamıştım. Niye geri döndün peki? Bilmem. Oldum olası yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. Polisim ben de. Ayda, hayatım hoş geldin. Hoş bulduk. Fatoş, ben kaçayım. Aa, olur mu öyle şey? Çocukları daha yeni uyuttum. Ya ben de işte kucağıma alırım şimdi, götürürüm onu. Ama olmadı ki öyle. Ne oluyor oğlum, niye kalktın? Ben kaçıyorum. Nereye? İşte gideyim çocuğu yatırayım. Allah Allah. Teşekkür ederim, çok memnun oldum. Ben de. İyi madem, ben geçireyim o zaman sen. Gel gel. Çok seviyorum babacığım. Ben de seni çok seviyorum. Masal prensesim. Neden anneni çizmiyorsun? Benim annem yok ki. Kandırmışlar seni. Herkesin annesi vardır. Hayır yok! Thank you.
Zeynep ne oldu bebeğim? Benim annem neden yok? Ha, olur mu bebeğim, senin annen var tabii ki, sadece çok uzaklarda. Hayır yok, olsaydı uzaklarda olmazdı, yanımda olurdu bir kere. Haklısın. Hem de çok haklısın. Hemen bunu çözelim. Artık yeter. Annen gelsin. Annenin mektup yazalım. Gelsin artık. Ne dersin? Gerçekten mi? Ama çok uzakta olduğu için gelmesi biraz uzun sürebilir, tamam mı? Olsun, ben beklerim. Canım benim. Anneciğim, beni bırakıp gittiğin için sana kızgın değilim. Ben bu sene okula başladım. Herkesin annesi yanında bekliyor. Ben onlara bakıp üzülmek istemiyorum. Babamdan gizli gizli ağlamak istemiyorum. Lütfen gel artık. Seni çok özledim. Kızım Zeynep. Güneşli bir ilkbahar sabahı Salsal bahçede dolaşıyordu. Bir şeyler aradığı her halinden belliydi. Dolaşırken yavru kedi Zeytun ile karşı... Kim kedisinin adını Zeytun koyar ya? Baba, bana bu gece masal anlatmasan. Olur tabii prensesim, neden? Bana bu gece anneme anlatsan. Hı. Olur tabii. Tamam. Senin annen... Dünyanın en güzel kadını. Hatta o kadar güzel ki dünyanın en güzel çiçekleri bile onu kıskanabilir. Sen güzelliğini annenden aldın biliyorsun değil mi? Senin annen aynı zamanda çok güçlü. O kadar güçlü ki kötü adamlar ona yakalanmamak için dünyanın en uzak köşelerine kadar kaçabilir. Senin annen çok çalışkan, sevgi dolu bir anne. Bebeğim uyandın mı sen? Yapıyorum. Dur, ne makyajı şimdi canım, saat kaç? Oha, geç olmuşum. Kalk. Ama daha makyaj yapamadım ki. Ne makyajı? Babaya makyaj mı yapılırmış? Ne yapayım? Annem var mı ki? Tamam, tamam. Sonra yaparız. Şimdi hazırlanmamız lazım. Seni okula bırakacağım. Oradan da işe gideceğim ben. Gel buraya. Günaydın abi. Ne sırıtıyorsun oğlum, pişmiş kelleni? Sıcak. Yavaş, ne haber? Oğlum, o kafandaki ne lan? Lan Zeynep. Lan millet yolda bakıyor, bakıyor, gülüyor. Ben de diyorum, neye gülüyorlar ya? Bütün karizma çizildi. Vallahi kız babaların ortak kaderi bu. Ben ne bileyim ya? Hayrola, mevzu ne? Bu ne? Dün gece Zeynep yazdırdı. Bak sen. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Kızıma bir anne bulacağım. O ne demek oğlum ya? İşte birini bulacağım. Gelecek, ben annenim diyecek. Rol yapacak falan. Ya Allah aşkına birader, öyle saçma şey mi olur? Ne yapayım abi? Ne yapayım? Annen öldü mü diyeyim? Zaten çocuğun bu yaşta ölüm korkusu var. Ya da seni terk etti diyeyim. İyice tam depresyona girsin, bütün özgüven gitsin bitsin ya. Çarem yok, başka çarem yok. Ya iyi diyorsun da yarın öbür gün büyüyecek, sana hesap sormayacak mı zannediyorsun sen? Soracak. Vakit kazanıyorum ben. Ya birader, pedagoga falan gitsen ya. Gittim abi, gittim. Gerçeği anlatın diyor, gerçeği. Gerçeği anlatırsam ne olacağını da az önce sana anlattım. Anladın mı? Bir de yıllardır yalan söylüyorum ben bu çocuğa ya, cabası. Bana da güvenmeyecek ondan sonra. Bari şimdi idare ederiz. Anladın mı? Biraz daha büyüsün, anlayacak bir yaşa gelsin falan. Ondan sonra yine pedagoglarla falan bir şekilde hallederiz işte. Peki aklında biri var mı yani anne için? Var. Kim? Güvendiğimiz biri olması lazım. Anladın mı? Kazık atmayacak, bizi yarı yolda bırakmayacak. Güvendiğimiz, iyi tanıdığımız, bizim iyi tanıdığımız, Zeynep'in tanımadığı.
Zorla Dorukçum, zorla. Ya birader Allah aşkına çatlatma, söylesene kim? Ayda. Ne? Hayatta olmaz. Siz delirdiniz galiba. Ya kuzum kurban olayım bir dinle sen. Doruk mecbur olmasa böyle bir şey yapar mı? Bu konuyu seninle sonra konuşacağız Yamaç Efendi. Kabul ediyorum. Ne? Doruk Bey'in teklifini kabul ediyorum. Küçük bir çocuğun mutluluğu her şeyden daha önemli. Çok teşekkür ederim. Yarın doğum gününe geleceğim. Bana konum atarsınız değil mi? Tabii ki. Şimdi bu mu? Yoksa bu mu? Yoksa bu mu? Yoksa... bu mu? Baba o ne? Annenden gelen mektup. Tamam, okuyorum. Canım kızım, mektubunu aldım. İnan, ben de seni çok özledim. Ve seni görmeye gelmeye karar verdim. Duyduğuma göre yarın sınıf arkadaşlarından birinin doğum günü partisine gidiyormuşsun. Belki yarın partiye yetişebilirim. Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Seni çok seven annen. Partiye gelecekmiş. Yetişebilirse gelecekmiş. Lütfen yetişsin. Herkesin annesi orada olacak. Benim de annem orada olsun. Saklamak ister misin? Baba, sence annem elbisesini beğenir mi? Annen tabii ki elbiseni beğenir bebeğim. Elbisen çok güzel. Peki, beni senin kadar çok sever mi? Hiç kimse seni benim kadar çok sevemez. Doruk Bey. Ha, merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz, teşekkürler. Hoş bulduk. Tatlım gel, arkadaşların da burada. Siz de böyle geçebilirsiniz, buyurun. Sağ olun. Hadi prenses, iyi eğlenceler. Ne işin var senin burada? Kız seni görmeden hemen defol git. Burada mı? Kızım burada mı? Hangi kızın lan? Hangi kızın? Doruk bak sana yalvarıyorum. Bana 5 dakika ver. Sana anlatacaklarım var. Ne anlatacaksın bana? 3 aylık çocuğu nasıl bırakıp gittiğini mi anlatacaksın? Defol git buradan, seni görmesini istemiyorum. Doruk lütfen sana yalvarıyorum. Bak 5 dakika dinle beni, sonra ne yapmak istiyorsun onu yap. Şuraya geçelim. Bak, ben nasıl başlayacağım gerçekten bilmiyorum. Hızlı başlasan iyi olur Serap. Çok vaktin yok çünkü. Ben gerçekten çok mutluydum. Ama Zeynep doğduktan sonra her şey çok değişti. Psikolojim bozulmaya başladı. Geceleri uyuyamıyordum, kabuslar görüyordum. Sen kendini işine o kadar kaptırmıştın ki beni görmüyordun bile. Bana bir şey söylemedin Serap. Kendim de değildim. Sen beni görmedikçe senden nefret etmeye başladım. Ben senin için çocuğunun bakıcısı gibiydim. Ben günden güne erirken sen beni görmüyordun bile. Ben sana yalan söyledim. Ben babamın kızıyım Doruk. Benim babam kalp krizi geçirmedi. Babam şizofrendi. İntihar etti. Ölmeden önce annemi öldürmeye kalkıştı. Annem canını zor kurtardı. Daha sonra benim de genetik yatkınlığımın olabileceğini söylediler. Ben çok korktum. Kızımı öldürmekten korktum. Uzaklaşıp tedavi olup geri dönecektim. Sonra da geri alacaktım kızımı. Kızını geri almak mı? Bak senin saçmalıklarını daha fazla dinlemeyeceğim, tamam mı? Doruk bak yemin ederim. Serap. Sakın kızıma gözükme. Duydun mu beni? O benim de kızım. Ben onun annesiyim. Serap. Zeynep'ten uzak dur. Yoksa sana o şizofren aklını almayacağı şeyler yaparım. Anladın mı? Anladın mı?
Hayatım, bir problem mi var? Yok, hiçbir şey yok. Aşkım. Kimdi o? Kızım. Ayda'ya da çok ayıp oldu ya. Yapacak bir şey yok. Şu an çok kızgın ama zamanla anlayacaktır. Allah belanı versin seni Allah. 20 dakikada bir arıyor beni. Serap mı yine o? Evet. Telefon numaramı değiştireceğim sonunda ya. 2 gün sonra gene bulacak. Bulamayacağını mı zannediyorsun? Bak kardeşim, senden özür dilerim ama yanlış yapıyorsun. Yani Zeynep onun da kızı. Onu görmesini engelleyemezsin ki. Hem sen değil miydin Ayda'yı Zeynep'in annesi olarak tanıştırmak isteyen? Şimdi kendi annesi görmek istiyor ve sen müsaade etmiyorsun. Nasıl izin vereyim Fatoş ya? Nasıl izin vereyim ya? Bak Doruk, bu çocuk annesini görmek istiyor. Daha ana kuzusu. Geçen gün bana sarılarak, ya bu gece benim annem olur musun dedi. Sen polissin. Her an namlunun ucundasın. Senin başına bir şey gelse bu çocuk kime sarılacak? Tamam lütfen yanlış anlama, biz her zaman onun yanındayız ama bir annenin sevgisi bambaşka. Zaten hukuken de engel olamazsın. Yani dava açacak olsa haklıyken haksız duruma düşebilirsin. Evet haklısın. Tamam arayacağım. Serap, Doruk ben. Zeynep'i yarın görebilirsin. Yarın dedim. Tamam, bana bak. Annen hastaydı, gelmedi falan diye bir sürü yalan söyledim. Konuşmamız lazım. Tamam. Bu gece annenle telefonda konuştum. Ben anlarsın. Geleceğim dedi, gelmedi. Yetişebilirsem geleceğim dedi. Yetişememiş olabilir. Gelemedi ama küsecek bir şey yok bunda. Zaten şimdi yolda, yarın sabah burada olacak. Bu sefer gerçek mi? Evet Masal Prensesim. Gerçekten. Ya önemli bir iş çıkarsa, ya yine gelmezse? Zeynep'im şu anda tek önemli işi sensin. Sabah burada olacak, tamam mı? Yaşasın! Annem geliyor. Bekledim biliyor musun? Hadi gel içeri geçelim. Baba, sonunda annem geldi. Evet kızım, demiştim ben sana gelecek diye annem. Sonunda geldi. Şimdi annen geldiğine göre siz biraz beraber vakit geçirin. Benim de işlerim var, emniyete gideyim, tamam mı? Görmeyi çok isterim. Sonra da seninle bütün gün oyun oynayalım, olur mu? Ama önce benim sana aldıklarımı görmek ister misin? Yaşasın annem, bana bir sürü hediye almış. Neyse ben çıktım.
Evden çıkarlarsa takip ediyorsun. Bana hemen haber veriyorsun. Hata istemiyorum bak. Emredersiniz komiserim. Hadi bana oyuncaklarını göster. Bak bunu babamla beraber boyadık. Kokusuz ve çocuklara zarar vermeyen bir boya. Babam boyayı çok aradı biliyor musun? Gerçekten çok güzel olmuş bir tanem. Çok iyi iş çıkartmışsınız. Çok güzel olmuş. Zaten her şeyi babamla beraber yaptık. Bu oyuncakları bile babamla beraber yerleştirdik. Keşke sen de yanımızda olsaydın anneciğim. Bebeğim, ben de sizinle birlikte olmayı çok isterdim. Ama bak en azından şimdi birlikteyiz. Bir daha da hiç ayrılmayacağız. Peki şimdi ne oynayalım? Sen bana bin, ben ona bineyim. Ama ben ona sığmam ki. Tamam, ben bana bineyim, sen ona bin. Peki. Ya tamam birader, iyice karalar bağladın sen de ya. Ne yapayım abi, ne yapayım? Aklım kızımda. Ya tamam da yani yanındaki de annesi, yabancı değil ki. Anne de ne anne ama, ne anne ha? İnşallah cami avlusuna bırakıp kaçmamıştır. Alo efendim. Tamam, hemen bir birlik daha gönder oraya. Ben de geçiyorum şimdi. Yok Devrem, ben kendim geçeceğim. Tamam. Görev çağırıyor. Hesabı sana kilitledim. Zaten şaşırmadım ki. Allah Allah. Kolay gelsin. Bugün için teşekkür ederim. Ne demek? Ben Zeynep'i yarın da görmek istiyorum. Olmaz, yarın okulu var. Tamam o zaman. Hafta sonu alırım. Hem ailemle tanıştırmak istiyorum. Hafta sonu ben de... Hayır Serap. Böyle bir şey için çok erken. Ben onun annesiyim. Onun için neyin iyi, neyin kötü, neyin geç, neyin erken olduğuna ben de karar verebilirim. 5 sene önce olduğu gibi mi? Bunun sebebini sana anlattım. Bana bir sürü hikaye anlattın. Yok kafayı yemişsin, şizofren olmuşsun falan. Hikaye işte. Beni devamlı bunlarla suçlayamazsın. Bak. Ses sol, yukarıda kızım uyuyor. Kızın. Bana bak Doruk. O benim de kızım. Beni kızımdan ayıramazsın, anladın mı? Gerekirse... Gerekirse ne Serap? Gerekirse ne Serap? Bak, benden sana minicik bir tavsiye. Sakın beni tehdit etme. Hele kızımla asla. Anladın mı? Ben ne zaman uygun görürsem o zaman kızını görebilirsin. Şimdi hoşça kal. İyi günler Serap. Aşkım hoş geldin. Nasıl geçti? Güzel. Kızımla gayet iyi anlaştık. Peki neden böylesin? Murat, ben kızımı o adamdan almaya karar verdim. İyi de yavaş yavaş alıştırmak için beklemek istediğini söylemiştin daha önce. Vazgeçtim. Kızımın o psikopatın elinde kalmasını istemiyorum. Ben kızımdan ayrı bir gün bile geçirmek istemiyorum. Tamam, anladım. O benim işim, sen meraklanma. İyi. Nasıl yapacaksın bilmiyorum ama gerçekten o adamda kalmasını istemiyorum. Günaydın benim masal prensesim. Günaydın babacığım. Güzel uyudun mu? Annem nerede? Annen evine gitti. Ne? Annem evine? Hayır hayır, uzağa gitmedi bu sefer. İstanbul'da ev var onun. İstanbul'da ev var, oraya gitti. Gelecek, tekrar gelecek. Hemen göreceksin onu. İstanbul'da mı? Kendi evinde mi? Nasıl yani? Şöyle, burası seninle benim evim. Bir tane de annenin ayrı evi var. O da orada oturuyor. Çünkü biz annenle hiç anlaşamıyoruz. Ben onu
çok özlemiştim. Ya, biliyorum bebeğim ama bak annen artık uzaklarda değil. Artık annen burada. İstediğin zaman görebilirsin. Her hafta göreceksin zaten. Ha? Sonra belki onun evinde de bir odan olur. Sonra da seni öderim. Of, ayı çok zor. Bebeğim bak şimdi düşünme bunları hiç. Ha? Bak istersen bugün okula gitmeyelim. Evde beraber eğlenelim, ne dersin? Tamam, anlaştık. Nasıl anlaştık? Gülümse bakayım. Tamam, anlaştık. Gel buraya, kahvaltı edeceğiz. Ben mi? Ben hayatta dans ederim bebeğim. Lütfen babişko. Bebeğim ben hayatta beceremem. Lütfen. O hareketleri yapamam ben Zeynep. Lütfen. Saçmalama. Tamam peki dans edeceğim. Seni çok 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 seviyorum. Bir dakika babişko. Bunu da giyemeyeceksin. Hayatta olmaz. Aman lütfen. Hayatta olmaz. Hiç işim olmaz. Benim ne işim var o sütünün içinde? Hadi. Tamam, öyle bir şey hayatta giymiyorum. Lütfen. Kesinlikle. Sabaha kadar tepinebilirsin. Tütü giymeyeceğim. Bak ne güzel kurdelesi var burada. Lütfen. Merhaba. Hayırdır? Uyudu mu? Hı hı. Ben sana yardım edeyim. İstemez. Ben taşırım onu. Ne hallerde taşıdım ben onu biliyor musun? Yağmurda taşıdım, karda taşıdım, sırtımda taşıdım. Buramda taşıdım, buramda. Yük olmaz o bana. Çekil. Çocuk uyudu Serap, gidebilirsin. Ben seninle konuşmak istiyorum. Benimle konuşmak istiyorsun, konuş. Gördüğüm kadarıyla çok iyi anlaşıyorsunuz. Ona çok iyi bakmışsın. Lafı uzatma Serap, ne istiyorsun? Ben Zeynep'ten ayrı kalmak istemiyorum. Ne demek şimdi bu? Onu istediğin zaman görebilirsin. Zeynep'i gerçekten benden alabileceğini düşünüyorsun. Üzgünüm, bunu yapmak zorundayım. Ben artık kızımdan ayrı tek bir gece bile geçirmek istemiyorum. Zeynep'i sana vermeyeceğim Serap. Defol git buradan. Bak Doruk, anlaşabiliriz. Mahkemeye başvurmak istemiyorum. Mahkemeye başvurup ne diyeceksin Serap? Ha? 3 aylıkken çocuğumu terk ettim, kafayı yemiştim, içime cinler girmişti mi diyeceksin? Senin gibi bir manyağa asla çocuk vermezler. Onu bana verecekler. Sana bir bok vermeyecekler. Defol git buradan. O benim de kızım. Sen kızını 3 aylıkken terk ettin. Sana iyi olmadığımı söylemiştim. Ben de iyi değildim. Ama kızımı terk etmedim değil mi? Sonuna kadar onun yanında oldum. Ölene kadar da yanında olacağım. Onun her anını terk edebilecek manyak bir anneye ihtiyacı yok. Yanında olacak bir babaya ihtiyacı var. Defol git buradan. Sen onun babası değilsin. Ben çok yalnızdım. Sen zaten hiçbir zaman yoktun. Kendi duvarlarım arasına sıkışmıştım. Çok sarhoştum. Bak ben sizin ayrı kalmanızı istemiyorum. Mahkemeye gitmek istemiyorum. Sen ne yapıyorsun? Dur, ne yapıyorsun?
Serap. Şimdi kızımız hem annesi hem babasız kalmasın diye kafanı patlatmadan önce sana son bir şans vereceğim. Defol git buradan. Bunu yapmayacaksın diyorum. Doruk ne yapıyorsun? Tamam yapma, tamam. Tamam, tamam. Gidiyorum, tamam. Gidiyorum, mahkemede görüşeceğiz çünkü. Doruk, bak biz kardeşiz. Seninle ayrımız gayrımız yok biliyorsun. Ama yukarıdakiler biraz işleri safsakladığını düşünüyor, anladın mı? Tam da terfi öncesi yapma kardeşim. Bak haklısın. Sabır taşı olsa çatlar diğerinde ama güçlü olmalıyız. Eyvallah birader. Ha? Vallahi. Hadi bir şeyler içelim ya. Hadi. Ne işin var senin burada Serap? Kızımı görmeye geldim. Sana daha önce de söyledim, uzak dur hayatımızdan diye. Kızımı görmemi engelleyemezsin. Bana şimdi bu şekilde davranabiliyorsun. Ama bu çok uzun sürmeyecek. Kocam çok önemli bir avukat. Aklının alamayacağı kadar çevresi var. Dava tarihi alındı. Mahkemede görüşürüz. Sen de kıyafetlerini hazırlar mısın? Tabii hazırlarım. Ama ben şortunu giydiriyorum. Abi kadın bana nasıl dava açar ya? Çocuğun velayetini yıllar önce bana verdi. Öyle bir hakkı var. Velayetin değişikliği davası açabilir yani. Evet ama çocuğun benden alamaz. Kardeşim, gel sen beni dinle. Şu anlaşma yoluna gitmeyi bir düşün. Ne anlaşması Yamaç ya? Ne anlaşması abi? Avukatım değil misin sen? Kurtar benim kadını. Ya tamam kardeşim de. Kadının kocası ülkenin en kariyerli avukatlarından biri. Adamın hırsını kibirini sen bilmiyor olabilirsin ama ben çok iyi biliyorum. Murat Soy'dan da kaybetme ihtimali %1 bile olsa o davayı almaz. Hele bu karısının davasıysa asla almaz. Bak üzgünüm ama galiba Zeynep'in senin kızın olmadığından eminler. Ve durum böyleyse bu davayı kaybederiz. Sen de asla Zeynep'i göremezsin. Blöf yapıyorlar. Belki de yani olabilir. Ama soru şu. Biz bu riske girmeli miyiz? Bence Zeynep'i hafta sonları görebileceğimiz bir anlaşma yapmaya çalışmalıyız. Çocuğumu o manyağa bırakamam Yamaç. Bırakamam. Ya haklısın. Tamam anlıyorum da. Bak sen benim müvekkilim değil kardeşimsin, dostumsun tamam mı? Bu söyleyeceğimi de yanlış anlama. Ama belki de benden daha kariyerli bir avukat bulmalıyız. Nereden bulacağım ben öyle bir avukatı? Acaba birileriyle barışma vakti gelmedi mi? Babamla. Unut. Arkadaşlar, artık hata isteme. Büyüdük büyüdük, halka arz noktasına geldik. Artık çiftçi de bizim ortağımız olacak, memurumuz da. İki ortak birbirine ihanet etmedikçe üçüncüsü benim diyor Cenab-ı Allah. Sorumluluklarımız artıyor ona göre. Ne istiyorsun? Yardımına ihtiyacım var. Belli. Yıllar sonra kuyruğu indirip geldiğine göre. Para mı? Hayır. Annesi Zeynep'i benden almak istiyor. İyi bir avukata ihtiyacım var. Sen yıllar önce her şeyi yıkıp geçtin. Sözümü çiğnedin. Şimdi onun için benden yardım mı istiyorsun? Ben seni affetmem. Ben seni affedecek kadar güçlü değilim. Keşke beni affedecek kadar güçlü olsaydın. Ya da onaylamadığın kararlarımın arkasında duracak kadar. Annem öldükten sonra sen bana hiç babalık yapmadın ki. Ortalıkta bile yoktun. Sonra bir gün eve bir kadın getirdin. Ama senin annen diye. Benim annem var ya. O hayatta olduğu 13 sene içerisinde 35 senede senin bana yapmadığın babalığı yaptı. Biliyorsun değil mi? Verdiğim her karara karşı çıktın.
Yaptığım her hatada burnumu sürttüğünü görmek istedim. Niye ya? Ben senin gibi değilim. Ben boynumu büktüm buraya geldim. Niye biliyor musun? Kızım için. Sen baba olmayı beceremedin. Belki dede olmayı becerirsin diyordum ama... ondan da hayır çıkmayacak. Doruk. Akşam yemekte evde ol. Gelirken Zeynep'i de getir. Sen avukatlarla konuşurken ben de torunumla biraz oyalanırım. Zeynep'i getireceğim. Alo Merve Hocam. Alo, sesim geliyor mu? Evet, duyuyorum sizi. Buyurun. Bugün sizi birkaç defa aradım fakat ulaşamadım. Zeynep'i almaya bugün annesi geldi. Annesi geldi. Annesiyle gitmesine izin vermediniz değil mi hocam? Yok yok, bahçede oynuyorlar zaten. Ben de yanlarındayım, merak etmeyin. Tamam, lütfen annesiyle bir yere gitmesin. Annesiyle çıkmasına izin vermeyin. Doruk Bey'in sesiniz gelmiyor. Hocam, duyuyor musunuz beni? Alo, Doruk Bey'in sesiniz gelmiyor. Alo. Gitmesin, ben yoldayım, geliyorum. Zeynep? 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 Doruk Bey, ben sadece bir an arkamı döndüm. Götürdü değil mi kızımı? Çok özür dilerim. Ya hoca, nasıl iş bu ya? Çocuk emanet ediyoruz size, çocuk. Allah için ya. Açmıyor. Lan! Doğum günü sahibi. O Serap'ın ev adresini biliyordur. Bir bakar mısınız bir zahmet lütfen? Haklısınız. Hemen çocuğun ailesini arıyorum. Devrem. Devrem, bana Murat Soydanlı'nın ev adresini bulsana. Sorma lan, bul işte. Hadi bul, hadi. Al bakalım bir tane. Anne, sen neden hiç benim yanıma gelmedin? Gerçekten de çok mu hastaydın? Yoksa babamın uydurduğu bir masal mıydı bu? Baban doğruyu söylemiş bir tanem. Ben gerçekten çok hastaydım. Yani ben sana bulaşmasın diye gelmedim. Bana bulaşmasın diye mi? Evet bir tanem, sana bulaşmasın diye. Başına kalkmışsın. Hem babam beni bütün kötü hastalıklardan koruyabilir. Sadece ufacık hastalıklarımı bir şey yapamaz. Grip gibi mesela. Ama bütün kötü hastalıklardan koruyabilir. Demek babam bu kadar güçlü. Evet. Hadi ye mısırını. Serap nerede? Evde yok Serap Hanım. Serap! Ne yapıyorsunuz beyefendi? Serap! Serap! Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Nerede o manyak karın? Bilmiyorum. Manyak karın nerede dedin? Bilmiyorum. Neyi, karının nerede olduğunu mu bilmiyorsun? Bilmiyorum dedim ya. Polis var hiç. Ara, polis ayağına geldi. Ara karını, ara. Efendim Murat. Alo, Serap nerede? Neredesin lan sen? Doruk, sen delirdin mi? Delirdim evet. Sen nasıl benim çocuğumu alıp gidersin lan? Tamam, tamam. Sakin ol. Yarım saat sonra seninle okulun önünde buluşalım, tamam mı? Yarım saat okulun önü. Ne gülüyorsun lan sen? O çocuğu bir daha hiç göremeyeceksin, biliyorsun değil mi? Ne yapıyorsunuz beyefendi, ne yapıyorsunuz? İşte bu çok güzel oldu. Mahkemede yün basma ve öfke kontrolü problemim olmaz. Çok işime yarayacak.
merak ettim sen nasılsın, iyi misin? Gel anneyle vedalaş bakayım. Sonra görüşürüz bebeğim. Serap beni iki dakika bekler misin? Bak, bir daha sırkına bak. Bak Serap. Ben bu çocuğu doğduğundan beri her şeyden korudum. Sakın kendi annesinden korumak zorunda bırakma beni, anladın mı? Bir dakika, bir dakika. Sen kimin çocuğunu kimden korumaya çalışıyorsun? Bak Serap. Sakince insan gibi anlatmaya çalışıyorum sana. Adam gibi. Adam gibi. Ve yine ortalığı karıştıran, yanlış yapan benim değil mi? Doruk, sen benim hayatımın içine ettin. İçine ettin. Belki bir gün anlarsın, fark edersin diye defalarca bekledim ama sen hala farkına varmak istemiyorsun. Ben evlenmeden önceki Doruk'a aşıktım. Sonra o adam çok değişti. Eskiden üzerime titrerken bir anda yüzüme bakmamaya başladı. Bana prenses gibi davranırken hizmetçin gibi davranmaya başladım. Sonra çocuğumuz oldu, bebek bakıcılığına terfi ettim. Bu mu senin aşk anlayışın ya? Ben senin gözünün önünde günden güne erirken farkına bile varmadın. Varsa yoksa işin ve kızın. Şimdi çok kibarsın değil mi? Keşke geçen gün kolumdan tutup kapının önüne attığında da bu kadar kibar olabilseydin. Bak sen ne diyeceğim biliyor musun? Ben hayatımda çok kötü insan tanıdım. Katili, sapı, manyağı, hırsızı, densizi senin gibi bir nevali görmedim ya. 3 aylık çocuğu terk ettin, kucağımda bıraktın, defoldun, gittin. 5 sene sonra geldin, çocuğumu istiyorsun benden. Utan biraz, utan. Böyle konuşmaya devam et. Seninle görüşeceğiz zaten. Baba, ben anneme demiştim babam beni merak eder diye. Biliyorum bebeğim, senin suçun değil. Biz annenle konuştuk, hallettik. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Nereye? Sürpriz. Önce gideceğiz, bir yemek yiyeceğiz. Sonra seni çok seveceğin birinin yanına götüreceğim. Doruk, sen Zeynep'in bu kadar güzel olduğunu söylememiştin bana. Sen benim dedem misin? Nereden bildin? Çocuklar anlar. Allah Allah. Geçin bakalım o zaman içeri. Avukatlar geldi mi? Geldiler, içerideler. Hadi sen git yanlarına. Dur Zeynep alışana kadar onunla beraber durayım da. Sorun yok baba. Hem dedem bana birazcık evi gezdirmiş olur. Emin misin? Evet. İyi. Hayvanın yaptıkları için senden gerçekten özür dilerim. Senin bir kabahatin yok ki sevgilim. Üzülme sen. Hem aslında tüm bunlar iyi oldu. Bana saldırdığı anın kamera kayıtları elimde. Mahkemede bir kuzu olarak kullanacağım. Merak etme sen. Çocuğunu ondan geri alacağım. Ve bir daha ona yüzünü bile göstermeyeceğim. Muzaffer Keçeci çok önemli bir avukattır. Yardımcılarıyla birlikte gelmiş. Neyse, sen moralini bozma. Bu davayı biz kazanacağız.
Efendim, Doru kırmak tek başına bir çocuğun bakımını üstlenebilecek biri değildir. Mesleği gereği, yani bir polis olarak gecesi gündüzü belli olmayan yüksek tempolu bir işte çalışmaktadır. Sayın Hakim, müvekkilim hakkındaki suçlamaların tamamı gerçek dışıdır ve hatta komiktir. Peki kimdir bu suçlamaları yapan kişi? Serap Soydanlı. Kendi öz annesi tarafından bile terk edilmiş biri. Ki öz annesinin bize Serap Soydanlı'nın akıl sağlığıyla ilgili sorunlar olduğu söylediği aşikardır. Gece yarısı ani bir telefon geldiğinde küçük çocuğu evde yalnız başına bırakıp görevinin başına gitmiş midir? Kısa sürede mesleğindeki ilerlemesinden mesleğini aksatmadığını görüyoruz. Müvekkilimle evlenmeden önce özel hayatını internet sitelerinde paylaşıp para kazanan birisidir. Müvekkilimle evliliğinin ilk zamanlarında 3 aylık çocuğunu terk edip gitmiş, daha sonra kendisini asla arayıp sormamıştır. Kendisi agresif bir yapıya sahiptir. Müvekkilem Doruk Irmak'tan gördüğü şiddete dayanamayıp evi terk etmiştir. Her nasılsa 5 sene sonra ortaya çıkıp küçücük çocuğun psikolojisini hiç düşünmeden o çocuğa yıllarca hem annelik hem babalık yapmış olan müvekkilimi ayırmaya çalışan biridir. Öfke kontrolü problemi yaşadığı da daha önce yüce mahkememize sunduğumuz delillerdeki görüntülerden de açıkça anlaşılmaktadır. Ayrıca en önemlisi Doruk Irmak'ın küçük Zeynep'in öz babası olamayacağı yönünde ciddi şüphelerimiz vardır. Yaz kızım. Gereği düşünüldü. Toplanan deliller doğrultusunda davalı Doruk Irmak'a Zeynep Irmak'ın babası olup olmadığının tespiti için babalık testi yaptırılmasına, Zeynep Irmak'ın velayetinin babalık testi sonuçlanana kadar anne Serap Soydanlı'ya verilmesine, bu süreçte Doruk Irmak'ın Zeynep Irmak'ı sadece hafta sonları annesi Serap Soydanlı gözetiminde görmesine karar verilmiştir. Bunlar normal süreçler, sakin ol. Serap, bir konuşabilir miyiz? Yalnız. Serap, bunu yapma. Benim için değil, kızın için yapma. Ben seni uyarmıştım Doruk. Bunu sen istedin. Şimdi çekil önümden. Kızımı okuldan almaya gitmem lazım. Bırak bari ben söyleyeyim. Üzülmeyeceği bir dilde anlatayım. Yok bebeğim. Tam tersine aslında senin için çok güzel bir şey oldu. Biliyorsun annen çok uzun zamandır yoktu. Seni de çok özledi. Sen de onu çok özledin biliyorum. Onun için biz annenle konuştuk. Bir süreliğine onda kalmanın daha iyi olacağına karar verdik. Peki ya sen? Ben hafta sonları geleceğim. Ama beni tekrardan geri alacaksın değil mi babacığım? Tabii ki alacağım bebeğim. Ben seni hiç bırakır mıyım? Tamam o zaman. Anneciğim. Efendim bir tanem. Birkaç gün sende kalacakmışım. İdare et. O zaman önce biz bir eve gidelim.
Ben Zeynep'in çantasını falan yapayım. Tamam. Ama Zeynep benim arabamla gelsin. Pembe bebeken sevdiği oyuncağı. Gece ona sarılıp uyuyor. Kaybedersen işin iş. Sakın kaybetme. Bir de gece yatırdıktan 2 saat sonra çiçek aldırman lazım. Yoksa altını kaçırabilir. Gece sürekli üstünü açıp duruyor. Ayakları buz keser, kalkıp örtmen gerekecek. Bamyadan başka her sebzeyi yer. Bir de gece sütü biterse, devamını isterse verme. Gaz yapıyor falan. Aklıma gelenleri yazdım işte. Zeynep, bebeğim. Hadi gel bir tanem. Canım benim. Zeynep'im çok isterim biliyorsun ama gelemem. Hı? Ben bak annenle vakit geçirmek istiyordum. Al sana fırsat. Ama ben seni çok özlerim. Dayanamam ki. Ben de seni çok özlerim canım. Ben de dayanamam. Ama sadece birkaç gün. Tamam mı? Hem öyle yapma sonra çok üzülürüm ben. Tamam babacığım. Sen yeter ki üzülme. Zeynepciğim. Bak bu Murat amcan, bu da Murat amcanın kızı Sıla. Evet, Sıla da bütün gün heyecanla senin gelmeni bekliyordu. Yok baba, hiç de beklemiyordum. Gel biz senin evi gezelim. Evet ama önce eller yıkanıyor. Anlaştık mı küçük hanım? Biz birlikte senin odana bakalım mı? Merak etmişsindir. Amma sık suratlısın. Sıla'cığım, kardeşine böyle davranmamalısın. O benim kardeşim değil. Prensesim, biz seninle ne konuştuk? Burası benim evim. İstediğim gibi davranırım. Hayır. Burası artık Zeynep'in de evi. O yüzden birbirinizle iyi anlaşmak zorundasınız. Biliyorsun, bu evin kuralları var. Bu evde kavga olmaz. Ben doydum. Odama gidiyorum. En önemlisi de onları çok seven birilerinin olması. İyi geceler bir tanem. Babam ben uyumadan yanımdan ayrılmazdı. Peki o zaman bir tanem. Ben de senin yanından ayrılmam olur mu?
Zeynep'ciğim, ne oldu kızım? Sen ne yapıyorsun Aysel teyze? Dua ediyorum kızım. Dua etmek ne demek? Dua etmek, elde ettiğin şeyler için Allah'a teşekkür etmek. Elde edemediğimiz ama çok istediğimiz şeyleri de Allah'tan istemek demek. Yani ben de dua etsem Allah bana istediğim şeyleri verir mi? Verir tabii kızım. Sen yeter ki dua et. Hem sen ne istiyorsun bakalım? Tekrar babamla yaşamayı isterdim. Bana dua etmeyi öğretir misin? Öğretirim tabii güzel kızım. Hadi bakalım o zaman söylediklerimi tekrarla. Geldi mi test sonuçları? Evet, üzgünüm. Yani şimdi kızımı bir daha göremeyeceğim ben. Maalesef Doruk Bey. Madem siz güzelce oyun oynuyorsunuz, o zaman ben de içeri gidip işlerimi halledeyim, olur mu? Bak ufaklık, burası benim evim. Bu oyuncaklar da benim. Hiçbiri senin değil. Eğer beni şikayet edersen seni çok kötü döverim, anladın mı? Zeynep'ciğim, ne oldu? Şey, dengesini kaybetti. Yere düştü. Ben bir şey yapmadım. Öyle mi oldu bebeğim? Evet anne, ben kendim düştüm. Gel birlikte bakalım. Hoppa. Bir şey yok aşkım. Hadi kardeşim, bahçeye çıkalım. Beraber oynarız. Bence bu çok güzel bir fikir. Sen ne dersin hayatım? Çıkalım. Şuraya. Aferin. Bundan sonra ben ne dersem onu yapacaksın. Şimdi git başka bir yerde oyna. Zeynep. Prensesim. Babacığım. Zeynep'im benim, çok özledim seni. Ben de seni çok özledim. Baba, ne olur, ne olur ama götür beni. Ben ölene kadar seninle yaşamak istiyorum. Zeynep'im çok isterim ama yapamam canım. Ne olur baba, ne olur. Hadi gel gidelim hadi. Yaşasın. Doruk! Senin ne işin var burada? Hemen bırak kızımı. Anne, ben babamla yaşamak istiyorum. Ne olur ama ne olur, ayırma bizi. Bebeğim, bir tanem. Güzel kızım, senin benimle kalman gerekiyor. Serap yapma bunu. O benim kızım. Anne, ne olur ama ne olur. Bir tanem, bak söz veriyorum, alışacaksın. Alışmak istiyorum.
yaparsın böyle bir şeyi? Nasıl küçücük bir kızla aklı karıştırırsın? Bu mu senin babalık anlayışın? Sen benim babalığımı sorgulayacak insan değilsin Serap. Sakın Doruk. Sakın. Sana yemin ediyorum. Bir daha kızımı asla göremezsin. Anne, ne olur ayırma beni anne. Hadi gel gidelim. Baba, baba bırakma beni. Baba, baba, baba ne olur. Bebeğim, bir tanem. Bak ne olur bana bir şans ver. Biz birlikte çok mutlu olacağız. Ben babansız mutlu olamam. Bırak beni, bırak. Biraz zamana ve yalnız kalmaya ihtiyacı var. Onun yalnız kalmaya değil. Onun bir anneye ihtiyacı var, desteğe ihtiyacı var. Kızım haklı. Ben ne yapıyorum? Ben nasıl bir anneyim? Git buradan. Seni görmek istemiyorum. Bebeğim çok özür dilerim. Dokunma bana, dokunma. Bebeğim çok haklısın, çok özür dilerim. Ben çok büyük bir hata yaptım. Seni babandan ayırarak çok büyük bir hata yaptım. Bırak beni! Senden nefret ediyorum. Bebeğim söz veriyorum. Babanla görüşmene müsaade edeceğim. Yine kandırıyorsun beni. Doğru söylüyorum. Şimdi babanın yanına gideceğim. Yarın gelip seni alsın, olur mu? Şimdi gidecek misin babamın yanına? Evet, bir daha seni hiç ayırmayacağım babandan. Tamam, ben de geleceğim. Olmaz bir tanem. Baban seni böyle görmesin. Yarın sabah uyanırsın, sonra banyonu yaparsın, güzelce giyinirsin, bavulunu hazırlarız birlikte. Sonra da baban gelip seni alır, olur mu? Babam ne söyledi? Elbiseye giyineceğim. Sen nasıl istersen bir tanem. Bebeğimi de onun yanına götür. Eğer çok üzgünse ona sarılıp uyur, iyi gelir biraz. Peki, tamam. İçeri gelebilir miyim? Ne oldu Zeynep'e, bir şey mi oldu? Hiçbir şey olmadı. Zeynep'i
doğum günü partisinde gördüğümde hiç olmadığım kadar heyecanlandım. Sonra burada geçirdiğimiz o muhteşem gün. O kadar hevesli anlattık her şeyi. Her şeyi birlikte yapmışsınız. Ben de istedim. Ben de kızıma bir yuva vermek istedim. Ama anladım ki... onun zaten bir yuvası varmış. Ben sana yalan söyledim. Senin canını yakmak istedim. Sana çok kızmıştım. Biz... onunla... Murat'la birlikte bir plan yaptık. Test sonuçlarını değiştirdik. Zeynep seni kızın. Ben bencil değilim. Hiç olmadım. Çalıştığım için özür dilerim. Ben bir anneyim. Ben kızımı öz babasından ayıramam. Yapamam. Yarın sabah hazırlarım. Saat 10'da gelip alabilirsin. Teşekkür ederim Serap. Sabah 10'da orada olacağım. Daha sonra seninle konuşuruz. Saatleri birlikte ayarlarız. Alo. Bizimkiler Kadir Özer'in peşindeydi biliyorsun. Yeni mezun bir çocuk vardı. Şehit düşmüş. Hedefe geldim. Ancak burada çocuklar var. Geziye geldiler galiba. Ne yapayım? Her ne olursa olsun, eylem gerçekleştirilecek. Devrem, Kadir Özel Cumhuriyet Caddesi'nde okulun önünde. Ben takip alıyorum. Hemen bana takviye gönder, hemen. Hemen abi. Kıpırdama! Kıpırdama!
Bazen hiç kimseye bağlanmam derken küçük bir çocuk sana hayat dersi verir ve bağlanmayı öğrenirsin. Bazen de bağlandığın şeyden ayrılman gerekir, hiç istemesen de. Bugün bana sordun ya, sen şehit olmayacaksın değil mi diye. Sana söz verdim kızım, inşallah sözümü tutabilirim. Baba, sen şehit olmayacaksın değil mi? Tabii ki şehit olmayacağım bebeğim. Ben seni hiç bırakır mıyım masal prensesim? Ben de seni hiç bırakmayacağım babacığım. Merak etme, ölene kadar yanında olacağım. Ama gitmek yok. Ben seni bırakıp bir yere gider miyim masal prensesim? Hı? Eğer bu kaydı dinliyorsan ben sözümü tutamamışım, gitmişim demektir. Bu sana anlattığım son masal. Benim masalımdı prensesim. Babam geldi. Baban şehit oldu güzel kızım. Cennette bekleyeceğim seni, bunu bil. Sana kendimi anlatacak zamanım olmadı hiç. Gözünün içine bakıp anlatmak isterdim hikayeni. Ama daha çok küçüksün. Beni affet kızım. Hep hayallerimin peşinden koşarak yaşadım. Sen benim son hayalim oldun. Hep hayallerinin peşinden koş kızım. Yeterince hızlı koşarsan İstanbul asla sana yetişemez, unutma. Güzel günlerin kadar zor anların da olacak. Beni özleyecek, yanında isteyeceksin. Pes etme. Pes etme Zeynep'im. Benim hayallerimi, düşüşlerimi, yeniden ayağa kalkışımı dinle. İşte o an yanında olacağım, emin ol. Düşlerinde elini tutacağım. Bazı masallar yarım kalır bebeğim ama emin ol hepsi mutlu biter. İnan bana, elimde olsaydı... Babama... Fotoğrafı... O kutunun üstünden... Niye? Biliyorum, şehit oldu değil mi? Sen artık kendi masalının prensesisin. İnsanları sev. Ülkeni sev kızım. Mutlu ol. Kalbinden inanç hiç eksik olmasın yavrum. Umudunu hiç kaybetme. Kalbinde nefret ve öfke biriktirme. Hiç korkma. Bir gün bir erkek daha çıkacak karşına. Onu da benim kadar seveceksin prensesim. Asla deme. Ben yeminlerimi bozdum seninle. Sen öğrettin bana yeniden sevmeyi. Beni sen büyüttün can parçam. Sevmekten korkma kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke Bir varmış, bir yokmuş. İstanbul adında bir masal şehri varmış. Her kaldırımında kırık hayaller olan bu şehri seven çok. Ama onun sevdiği yokmuş. Her zaman hayallerinin peşinde koş Zeynep'im. Eğer yeteri kadar hızlı koşarsan İstanbul bile sana yetişemez. Güzel günlerin olduğu kadar zor anların da olacak. Beni özleyecek, yanında isteyeceksin. Asla pes etme Zeynep'im. Hiç korkma. Deden, Alaz ve Yamaç amcan hep seninle birlikte olacak. Sonra
bir gün bir erkek daha çıkacak karşına. Onu da benim kadar çok seveceksin. Asla deme. Bazı masallar yarım kalır. Ama emin ol hepsi mutlu biter. Hiçbir zaman unutma masal prensesim. Baban seni her zaman herkesten daha çok sevdi. Seni seviyorum kızım.